Gökyüzünü görüyorum hocam. Gökyüzü ikiye ayrılıyor bu şekilde. Bir tane küçük çocuk var. Hani şeylerde olur ya hocam, böyle nasıl anlatsam, gözümün önünde şu an çocuk, böyle bir sopa var, o sopanın ucuna hani böyle yiyeceklerini koyarsın ya, Tamam. böyle sopanın ucuna takmış yürüyor, Evet. Tek başına gidiyor şu an. Yani bir çöl gibi bir yer. Tamam. Tek bir tane ağaç var. Bir tane daha ağaç var şu an. İki tane ağaç var. O iki ağacın ortasında duruyor. Cami gibi bir yer belirlendi. Bu, belki ben bu yazın İstanbul'da bir yere gittim. Bir yeri ziyaret ettim. Oradaki kuyu geldi şu an. Çünkü o kuyuya bakmıştım ben. Kuyunun içerisine. O geldi nedense gözümün önüne. Arkadaşlar şimdi herhalde kanala girdi arkadaşınız. Evet. Lütfen devam edin. Kuyuya bakıyorum şu an. Karanlık orası. Yani kuyunun içerisi görünmüyor. Hani nedensin? Sonra onları saymaya çalışıyorum. Bir hayli yani böyle o onun 9-10 kişi gibi görünüyor, yani çocuk görünüyor. Evet. Ama çocuklar gidiyor. Onlar gidiyor. Gökyüzü yine görünüyor. Yine böyle ikiye ayrılmış. Bizim gibi. Bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık. Şuray Mekke desem değil, yıldız diyelim buna. Yıldız gibi. Çünkü sönükler var. İçlerinde bir tanesi daha onlardan net görünüyor. Yani daha parlak görünüyor şu an. Diğer tarafta yine yeryüzündeyim. Bir tarafta zenginlik var, bir tarafta fakirlik var. Sanki o kuyunun başındaki çocuklar fakir olan kısmı. Gökte bir tane yıldız vardı. Bir tarafı böyle hani yeryüzüne indik, zenginlik ve fakirlik dedik ya, bir tanesi böyle bir tahta kurulmuş. Evet. Ötekiler ona bakıyor. O bir tanesi çok merhametli.
diğerlerini de alıyor getiriyor. Kendi olduğu o tahtın etrafında böyle bir masa var hocam. O masada böyle bir uzun bir masa. O uzun masanın üzerinde her çeşit böyle meyveler, işte yemekler, her şey var. Oturun diyor. Oturtuyor onları oraya. Ama kalabalık var. Dediğim gibi 9-10 kişi böyle. Öyle söyleyeyim. Tamam. Bunların içerisinde hiç bayan yok ama. Bunların hepsi erkek. Tamam. Bu şekilde o bir tanesi sadece başa geçmiş. Başta orada bir mutluluk sahnesi oluşuyor. Siz çok iyi kanallık yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Lütfen devam ediniz. Şu an o tablo, mutluluk tablosu, herhangi bir şey yok. O gökyüzü hocam şey geldi gözümün önüne şu an. İzmir'de konferans vermiştiniz ya, bir saat olayı geldi gözümün önüne şu an. Bu tarafta böyle hani saat 2, 3, 4 gibi böyle sürünen insanları görüyorum. Tam 6, evet. 6 rakam o. Gökyüzüne çıktık yine. O saatle beraber. Bir tarafı gece, bir tarafı gündüz. Saat. Saat 6 bu taraf oluyor. Siyah. 1'den 6'ya kadar olan kısım siyah. Evet. 6'dan 12'ye gelen kısım ise aydınlık. Yavaş yavaş ama aydınlanıyor. Evet. O şekilde bir görüntü var şu an. Ama o şey hani tek tane adam vardı ya, o adam 12'nin üstünde yıldız gibi parlıyor hocam orada. Evet. O. Ama yüreği çok sevgi, çok merhametli bir insan. O kalabalık olan insanlar sanki ona bir kötülük yapmışlar, sanki bir şeyler yapmışlar. Çok yıllar öncesinden. Hani onlar sanki ona bir af, bir özür dilercesine hani geliyorlar. Ama o böyle hani nasıl söyleyeyim, şöyle omuzlarına dokunaraktan sanki bunlar, bilmiyorum ama kardeş olabilirler mi bilmiyorum. Çok çünkü iç içettiler. Şöyle omuzlarına birbirlerini, o yıldız gibi parlayan adam şöyle hepsinin omuzuna dokunuyor, şöyle yapıyor. Uzun bir dilek gibi tarzında bir şey var böyle üzerinde, uzun. Böyle yapıyor omuzlarına. Yani şey anlamında, hani ben sizi seviyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Biz artık yolumuza bakalım dercesine. Dediğim gibi çok merhamet dolu olduğundan merhametli görünüyor çünkü. Bu çok yüksek bir insan. Çünkü hepsinin başına okşadıkça onlar böyle eziliyor. Onun o hareketinden dolayı. O kalabalık. Şu an bu şekilde görüyorum hocam. Ve ilerleyen sahneler ne gösteriyor? İlerleyen sahnelerde beraber görünüyorlar. Yani bir mutluluk tablosu var.
o mutluluk tablosunun içerisinde beraberler. Mutluluk yani. Tamam. Lütfen göz... Onlar bir yolculuk yapıyorlar hocam. Bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolculuk yapıyorlar beraber. Ama çok böyle yolculuğa çıktıklarında inişli çıkışlı öyle diyelim, ama bu tek olan insan onların hepsinin o inişli çıkışlı yolları böyle lafız edemiyorum, anlatamıyorum belki. Hani çok aydınlık bir yola gidiyorlar. Evet, tamam. Lütfen gözünüzü açınız. Allah sizden razı olsun. Siz neye kanallık yaptığınızı biliyor musunuz? Neye kanallık yaptığınızı biliyor musunuz? Tahmin ediyor musunuz? Yok.